Serdar? Çağla'cığım, yani artistlik puanlar 10 üzerinden 10. Gene Bülent Hanım'ın dediğine geldik. Bülent Hanım, yani gene adli bütün gazel bölümü dik okuyacağım diye, uzun havayı dik okuyacağım diye, ikinci bağladığımız şarkıya çok pes kaldık bana göre. En az 2 ses, 1,5 ses çıkabilirdik. O yüzden o tadı almakta güçlenebilir tabii dinleyen. 9 puan vereceğim Çağla, bağışla. Çok teşekkür ederim abicim. Orhan Bey, sizden de yorum alsam olur mu hemen? Kusuruma bakmayın. Çağla çok iyi halk müzikçi. Çok iyi yorum yapıyor. Aslında her şeyi çok güzel okuyor da. Özellikle halk müziği onun ses yapısına son derece daha uygun. Her zamanki gibi çok iyi yorum yaptı. Erzurum Dağları Kar ile Boran, bir uzun hava. Arkasından tabii belki o kadar sesler tiz değildi ama yine de aynı gam yapısı içinde güzel de bağlandı. Yani Serdar şunu demek istedi. Yani yine yüksek bir notları biraz daha bir oktav içinde olan bir ezgi olabilirdi anlamında söylemek istedi. Olabilir ama böyle de okunuyor zaten. Bu mahsuru da yok. Tabii ki ben senin yorumunu çok iyi biliyorum. Performansını da çok iyi bildiğim için her zaman benim için son derece değerli. Ve ben 10 veriyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Demet? Ben bugün seni ayrıca bir enerjik gördüm. Şeyden belliydi, Ortaç'ın şarkılarını söylerken en fazla senin böyle gür gür tok tok çıkıyordu sesin. Onun için bence de bu akşam için 10. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Hiç düşünmeden 10 veriyor. Çok teşekkür ederim hocam. Yani ben bu gece notu kırık İsmail Hoca'ya döndüm. Şimdi sen çok evet, çok üzüldüm. Kötü adam. Şimdi çok üzülüyorum bak böyle olunca. Değiştirebilir miyim? Yanlış mı oldu? Değiştirirsin tabii canım. Gerçekten. Çağla, hemen düzeltiyorum. Uzun havayı gazel olarak adlandırdım. Orhan Baba hemen uyardı. Bülent Hanım da hemen peşine bağladığına şarkı diye nitelendirdim. Türkü olacaktı. O yüzden uyardılar. Ben bu 2 uyarının üzerine Bülent Hanım'a 2 iltifatım var. Hayatımda gördüğüm en güzel turkuaz ruju sürmüş bugün. Kesinlikle. Ve yani bu marjinallik tabii. Normalde böyle bir ruj olmaz ama tırnaklarım, göz makyajı, bu bir şov olduğu için. Yani bunu kız arkadaşım yapsa boğarım orada, öldürürüm yani. Öyle düşünüyorum. Öyle mi? Tabii benim kız bunu yapsa, turkuaz rujları buraya, tırnakları da boyasa derim ki sen ne yapıyorsun kızım, ama siz de bir abide gibisiniz bu gece. Yani zaten kesinlikle şey yapmıyorum. Teşekkür ediyorum. Bu gece böyle bir marjinallik olsun istedim. Türkuazlara büründüm. Orhan, nasıl buluyorsun beni? Yüzüğü de unutma. Çok bir şey söylemiyorsun ya. Orhan, ay, sen de. Çok değişik. Çok aklını güzel. Sevimle yemişsin. Son be. Son derece değişik bir bunu söyle ama. Görüntü var 10 dakikada karşında. Bir bunu söyleyeceksin. Çok güzelsin arkadaşım diyeceksin. Evet, 10 dakika geçmeden devamlı. Biliyorum. Aferin Orhan. Teşekkür ederim. Ama bir şey anlatmak istiyorum. Bir vaktimiz yok belki ama şu Erzurum Dağları Kar ile Boran'la ilgili bir şey, matrak bir şey anlatmak istiyorum. Ne güzel ruj konuşuyorduk Orhan abi. Ya. Ruj çok güzel. Bir de yüzük de var. Ruj bitti artık. Yok, peki Demet'in renkler, gözüne çektiği farlar mıdır o? Nedir onlara? Evet, ben de bugün eyelinerlarımı ama aynı renk. Evet, o da böyle bir baygın bakıyor. Böyle baksana. Değil mi? Bu hafta ben bir güzelim sanki. Bak, gelin güzel hissediyorum kız. Kendimi. Gelin kız. O da ben de bir Truvalı Helen'e benzettim. Kime? Orhan Baba. Truvalı Helen'e. Yaşasın. Orhan abinin yorumu şurada kalmıştı. Çok değişik olmuşsunuz. Buyurun. Çok güzel renk. Benim çok sevdiğim renklerden. En çok sevdiğim renkler mavi tonlardır. Bu su yeşili harika bir renk. Çok güzel, yakışmış. Çok şimdi yakışmış. Erzurum'a geçiyoruz baba. Evet, Erzurum Dağları Kar ile Boran. Evet. Askerdim. Gece 1-3 nöbetindeydim. Yeni askerdik. Yani eğitim askeriydik. Gece 1-3 nöbetinde herkes son derece yorgun. Çünkü sabah 5'te kalkılıyor ve vesaire. Yorgunluk felaket. Herkes sayıklıyor. Bütün asker sayıklıyor. Kimi ağlıyor, sevgilisini sayıklıyor, eşini sayıklıyor. Ben de koğuş böyle baka baka hüzünlü hüzünlü dolanıyorum. 200 kişi var koğuşta. Koğuşun öbür ucuna geldim.
o da bir şey söylüyor falan derken ileriden koğuşun öbür ucundan Erzurum dağları kar ile boran diye bir uzun havaya girdi. Gecenin 3'ü, 2.5'ü hemen koştum baktım uyurken bacağını üstüne atmış. Yani bir anda uyandı millet. Yani ben orada yerlere yattım gülmekten de. Şimdi ben bunu söyleseydim farklı olacaktı. Söylemediğim için daha farklı olmuş oluyor. Erzurum dağları kar ile boran bizim harika bir ezgimiz, harika bir uzun havamız. Çok güzel yorumladın. Sağ ol yavrum, berhudar ol. Çok ben 10 verdim hocam. Sakın kaynamasın. Yok, yok tamam, verdi. Arkadaşım işte, Recep kaynadı bu arada. Bu arada hemen mesaj geldi. Bülent Hanım'a kız arkadaşıma laf atacağım diye. Bülent Hanım'a iltifat edeceğim diye. Bu sefer kız bana yazıyor. Ha ben sürersem beni öldüreceksin öyle mi diye. Yarın gidip orucdan alacak kesin. Akşama bulur. Ben olsam akşama bulmuştum yani. İyi örnek oldunuz hanıma. Güzel oldu. Ama çok güzel Bülent Hanım. Bugün gerçekten güzel yani. Ya her gün güzel ama bugün gerçekten teşekkür ederim, çok güzel. Teşekkür ederim. Değişiklik olsun. Tamam illa hep bir... alışılmış kırmızı, pembe, somon falan değil. Efendim tepeden tırnağa türkuazlara büründüm. Mühim olan şovun bir parçası. Ama kendi fikriniz değil mi Bülent Hanım? Kendi fikriniz. Evet, benim fikrim. Teşekkür ederim. Nezaketinize teşekkür ederim efendim. 40 puan aldı sonunda. Evet farkındayım. Evet. Gerçekten kendisi şimdi de zaten senin biraz söyle... oyların mı düşükmüş? Evet hocam. Niye söylemiyorsun? Ben buradan makineden okuyorum. Osman Tan yazıyor orada. Arkadan. Ne olacak? Kimi selam göndereyim eller hocam? Eşe dosta. Ben buradan hem numaranı söylerim hem de numaranı söyle. Isteriz. 3095 efendim. Demet ablamı, Orhan hocamı, değerli Bülent Ersoy hocamı ve Serdar abimi seven tüm dinleyenlerimizden lütfen Çağla yazıp 3095'e gönderirseniz çok mutlu olacağım efendim. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. 40 puan aldım değil mi Burcu abla? Aldım. Özellikle aldım. Söylüyorum. Unutulmazını. Çok sağ olun hocam. Söyle dedi gerçekten. Aldım. Şimdi sanata ve sanatkara layıkı veçiyle ilgi gösterenler ve senin bu geceki performansını hakikaten muhakkak ki o dinleyiciler de izleyiciler de çok beğenmişlerdir. Çünkü hatasız ve eksiksiz kusursuzdu. Sana yardımcı olacaklardır. Adım nasıl Bülent? Bundan eminim ben. İnşallah yanılmam. İnşallah. Kesinlikle hocam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ellerinizden öpüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Arkadaşların yanına uğruyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz bir kere de ben hatırlatayım. Bütün yarışmacılarımız şu ana kadar gelen yarışmacılarımız daha doğrusu çok iyi puanlar aldılar. Sadece Serdar'ın kırdığı bir puan yüzünden Recep galiba yanlış tamam onu da değiştiririm vallahi bak. 39 puanı var ama bildiğiniz gibi buradan aldıkları puanlar yeterli olmuyor. Sizin yolladığınız mesajlar daha etkili oluyor elenme aşamasında özellikle. Eğer sevdiğiniz bir yarışmacı varsa yarışmadan gitmesini istemiyorsanız da